arkadaşlar. Sesim geliyor mu acaba? Herhangi bir problem var mı? Örnek olayların, bakın, benzetim modelinin oluşturulması sürecinde model yapısında bileşenler, değişkenler, parametreler, ilişkiler, varsayımlar, kısıtlar ve ölçütler olarak tanımladığımız noktada benzetim modelinin oluşturulmasının önemli olduğunu ifade etmeye çalışmıştık. Ve benzetim modeli oluşturulurken dikkat edilmesi gereken noktada bizim ele almamız gereken gelişler arası süreler ve geliş zamanları. Rastsal sayılar, gelişler arası süre. Benzetim modelini bir inceleyin. Geliş zamanları 9-10, 9-15, 9-35, 9-50, 9-55 ve benzeri şekillerde farklı geliş zamanları olduğunu ve her bir tır ve kamyon için neyi servis süresinin ne kadar olduğu. Benzetim zamanı gelen tır veya kamyon iki servisli bir sistem için benzetim modeli kurulduğu takdirde benzetim modelinin oluşturulmasındaki yapıyı görebilirsiniz. Servisi biten tır, bekleyen tır, servisi devam eden tır, servisi devam eden kamyon, servis bitiş zamanı, servisin bitiş zamanı kamyon, bekleme süresi, kuyruk uzunluğu. Bakın burada son kısımda bekleme süresi, kuyruk uzunluğu, servisin boş kalma süresi, servisin tır veya kamyon olması durumunda neleri bulmaya çalışıyor? Benzetim süresi, benzetim zamanına bağlı olacak şekilde proses artırımlı, olay artırımlı ve sabit zaman artırımlı olacak şekilde oluşturulan benzetim modelinin farklı yapılarında hangi tipte benzetim modeli oluşturuluyorsa Excel örneği olarak gösterdiğimiz örnekte benzetim zamanına bağlı olacak şekilde benzetim süresi 115 dakikalık bir benzetim süresinde ne kadar boş kaldığı, ne kadar çalıştığı, ortalama bekleme süresi dikkat edersek, ortalama kuyruk uzunluğu, tırın meşgul olduğu, çalıştığı durumun ne kadar olduğu, kamyonun ne kadar dolu veya boş olduğu bir lojistik sisteminde benzetim modeli söz konusu olduğu takdirde kurulan yapıyı görebiliyorsunuz. Ki bu şekilde amacımız ne oluyor? Demiştik ki amaç modelleme. Modellemeyi doğru yapabilirseniz hangi şimdi arena gören arkadaşlar hatırlayacaklar. Yani arenada şimdi neler var? Arenayı hatırlayacak olursanız create komutu var. Bu modül simülasyon modelinde varlıklar için başlangıç noktası tanımlamak için şimdi başlangıç noktası tanımlarken neyin nereden geldiğini tanımlayabileceğimiz bir yapı olduğunu varlıklar entities bakın bu yapıda da yani create nerede kullanılıyor? Arena benzetim yazılım paketinde kullanılıyor. Arena'da kullanılırken create ile ne yapabiliyor? Create ile yapmış olduğu benzetim modelinde varlıklar için başlangıç noktası tasarlar. Şimdi amacın ne olduğu? Yani bizim niçin yaptığımızın sesle ilgili herhangi bir problem yaşıyor muyuz? Herhangi bir kopma olursa arkadaşlar sistem alt kopma olursa kopma altyapıdan kaynaklanan bir yapıdan dolayı kopma yaşayabiliriz. Yaşarsak bir 10 dakika bekleme olabilir veya bekledik gelmiyorsa dersi tamamlarız. Önümüzdeki hafta telafi edebiliriz. Yani varlıklar dediği bakın şimdi arenada create ile oluşturuluyor. Arenada varlıklar dediği entity aslında varlıklar tanımladığı
Pro model açıyorsunuz. Aynısı var. Model oluştur da build menüsünü açıyorsunuz. Enter'ımız var. Bakın hiçbir şey değişmiş mi? Yani varlıklar, tanımlanan varlıkları aynı şekilde. Şimdi arenada buysa bunun ne olduğunu, varlıklar gelişler arası zamanın dayalı olarak oluşturulur. Varlıklar sistem sürecin başlamasından sonra modülden ayrılır. Bu varlık tipi bu modülde belirtilmiştir. Ve create'i açtığınız için içine açtığınız zaman neleri göreceksiniz? Görecekleriniz şunlar olacak. Hatırlayacak olursanız yani aynı modüllerin nelerin olduğunu da şimdi ben size göstermek için modülü hatırlatmak için neyin nereden geldiğini şimdi başka neler var? Create var. Dispose benzetim modelinde varlıklar için son nokta. Dispose olarak gösterilen. Bakın. Şimdi dispose var. Varlıklar için. İçin son noktayı gösteriyor. Yani benzetim yazılım paketlerinin özelliklerinde de aynı olduğunu görün diye bunları ifade etmek istiyorum. Dispose var. Sonra başka ne var? Processing olacak. Process yazacak. Ana process metodunun tasarlanabilmesi için process var. Bakın şimdi process. Arena'da process. Process yazıyor. Aynısı pro modelde processing olarak karşıma çıkıyor. Bir şeyin değişmediğini benzetim modeli oluşturulurken benzetim yazılım paketlerinde de yani şunu ifade etmek istiyorum. Yazılım paketinde de hangi kavramın neyi ifade ettiğini ve neyin niçin kullanıldığını bilmek gerekiyor. Neden dersin başından beri model yapısı dememin anlamını anlıyorsun şimdi. Model yapısı dedim. Bileşenler dedim. Bileşenler nesneler olarak da tanımlanabiliyor ve nesneye yönelik geliştirilmiş olan bu benzetim yazılım paketlerinin kullanımıyla neyi geliştirmiş oluyoruz? Benzetim yazılımı üzerinde uygulamayı yapmış oluyoruz. İşte modellemeyi gerçekleştirebilmek için geliştirilecek olan yapıyı da düşünmemiz ve sorgulamamız gerekiyor. Bakın eğer şimdi neler yapabilirsin? Excel'de yapabilirsin modeli. Basit bir benzetim modeli. Excel'de uygulama yapabilirsin. Arena'da yapabilirsin.
kullanılan her bir benzetim yazılım paketindeki özelliklerde benzer olduğunu göreceksiniz. Amaç ne? Modellemeyi doğru yapabilmek. Ve gelişler arası süre, geliş zamanı hangi dağılıma uyuyor ve dağılıma uygunsa eğer bu dağılıma uygun olduğu rastsal sayı değerine bağlı olarak elde edilen değer ve neyi belirlemem gerekiyor? Her zaman modelde neyi ölçmek istiyorum? Benzetim modeli başarı ölçütü araştırılmalı ki bu şekilde benzetim modelinin doğru bir şekilde oluşturulabilmesi için yapının da sorgulanabilmesi, yorumlanabilmesi gerekmekte. Evet, şimdi neler var? Hatırlayalım diye. Proses var. Bakın proses var. Decide var. Karar ver. Separate var. Ayrıştır var. Batch var. Yığın. Hepsi aynı komutlar aslında. Assign var. Ata. Atama. Record kayıt altına al. Hold tutmak. Match karşılaştırmak. Routing. Rota. İstasyonları, stationlar, convey taşımak, istasyona varış istasyonuna taşımak için kullanabileceğimiz exit çıkışı gibi transport taşı ve modeli oluştururken ne yapıyoruz? Önce bakın oluştururken modelin create diyorsunuz. Bunu hep basit olduğu için hemen bunu yapmışlardır. Create diyor. Modeli oluşturmaya başlıyor. Sonra assign diyor. Ata. Atamayı yapıyor. Karar ver. Tır mı, kamyon mu geldi? %30 olasılıkla kamyon geldi. %70 olasılıkla %30 olasılıkla kamyon, %70 olasılıkla decide dedi burada. Sonra bakın seçtiği nesneleri seçiyor. Sonra dispose doğru veya şimdi decide'den doğru modelleri oluştururken uygulamalı da göstereceğiz. Dispose diyebilir. Doğru veya sonlandırabilir. Doğruysa sonlandırabilir. Değilse bunun tekrar devam edebilmesi için tanımlayacak süreçleri sırasıyla tabii ki varlığın varışlar arası süresi bakın ne diyor? Create içerisinde varışlar arası süre gelişler arası süre tanımlanırken az önce ne yazdık? Şurada gas yazdık. Dikkat ediyor musunuz? Gelişler arası süre kesikli dağılıma bağlı olacak şekilde gelişler arası sürenin de aynı şekilde yorumlanması ve sorgulanması gerekiyor. Gelişler arası süre hangi dağılıma uygunsa neyini söyleyecek? Açılan pencerede diyor ki gelişler arası süre tipi, değeri, birimi. Yani bunu uygularken de type value units olarak karşınıza tipi değeri birimleri olacak şekilde tanımlandığı yapıyı da görebiliriz. Arane gören arkadaşlar hatırlıyor musunuz bunları? Yani eksponansiyel dağılım yazdığınız zaman, random expo yazdığı zaman, bakın tipi şöyle yazıyor, type kısmına yazıyor, seçiyor oradan random rastsal sayı, bakın expo yazıyor, seçiyor type kısmında random expo eksponansiyel dağılım, sonra seçtiğinden değeri kaç olacak? Örneğin 1. Value kısmına değeri yazıyor. Value değerini yazıyor. Bir. Sonra
seçtiğinden sonraki aşamada birim olarak saat mi, gün mü, dakika mı? Evet. Birimler, minutes, kasaya gelen müşteriler minutes seçiyor gibi. Bakın, nerede söylüyorum bunu? Create açtığımda sonra gelen müşteriler birer birer mi geliyor? Üçer üçer mi geliyor? Beşer beşer mi geliyor? Orada da Entities Arise kısmı var. Aklınıza kalsın diye. Maksimum gelen müşteri sayısı gibi değerleri de girmeniz gereken. Yani siz maksimum örneğin limana gelen maksimum tır sayısı 100. Eksponansiyel dağılımdaki e üzeri eksi lambda üzeri x faktöriyel formülündeki hesaplamayı yaparken arkadaşlar da hatırlayacak değil mi? Yani create dediğinizde bunu yapıyordunuz. Sonra assign. Şimdi ne yapıyorsunuz? Atama yapacaksınız. Atama yaparken, ata derken ne diyeceksiniz? Tır no yazmanız lazım. Tır no tanımlayacağınız atamanın bakın assign kısmında bunu uygulamalarında yapacağız merak etmeyin ama temelde aynı olduğunu bilin diye söylüyorum. Model, benzetim zamanı tır nereye yazılacak? Şimdi gelen ne? Tır, varlık tır. Hareket eden öğe markette müşteri, alışveriş yapan müşteri kapıdan giriyor. Alışveriş sepetini veya alışveriş arabasını alıyor. Sonra alışverişini yapıyor. Süreç düşünmeniz gerekiyor. Ve benzetim yazılımı paketi hangisi olursa olsun tanımlayacağınız öğeleri. Yani ben varlık ne olarak düşüneceğim? Eğer imalat olursa imalatta ne oluyor? Bir parça üretiyorum. Parçayı ne yapıyorum? Parça, ham madde, yarı mamul, mamul olarak belirlenen rota üzerinde ilerliyor. Ham maddeler birleşiyor. A ürünü örneğin B ve C yarı mamullerinden oluşuyor. B kendi içerisinde B1, B2 ham maddelerinden oluşuyor. C, C1, C2 ham maddelerinden oluşabiliyor. Ki bu şekilde modellemeyi gerçekleştirebilmek ve yorumlayabilmek, sorgulayabilmek için de modeli sorgulayabileceğimiz yapıyı aynı zamanda düşünmemiz gerekiyor. Yani benzetim modelinde varlık ne olacak? Varlık limana gelen tır veya kamyon, markete gelen müşteri, imalat ortamında ne olacak? Parça, malzeme, ham madde gibi düşünmemiz gerekiyor. Yani entity dediğiniz kısım ne? Sonra müşteri nosunu tutmak isteyebilirim. Müşteri nosunu birer arttırabilirim. Müşteri sayısını en fazla 100 yapabilirim. Ve benzeri düşünülmesi gereken öğeleri de yorumlamam ve sorgulamam gerekiyor. Ki bu şekilde benzetim modelini doğru oluşturabileyim. Yani assign dediğin kısımda neymiş? Şimdi hatırlayın diye bunları gören veya hatırlayın diye bunları tekrar tekrar hatırlatıyorum. Ve bizim de benzetim modelini oluştururken varlığa istenen atamaları yapabilmek için varlığa istenen atamalar yapabilmek için bu bir değişken tipi değişken olabilir. Varlık tipi, varlığın resmi ve benzeri. Yani neyi yapıyormuş? Assign, varlığa yapılan atama, istenen atamalar yapılır. Neyin nereden geldiğini lütfen sorgulayalım.
Şimdi assign'da bunu yapıyorsun. Çoklu varlıklar içinde gelen bir varlığı kopyalamakta separate, ayrıştır, batch, yığın gibi. Şimdi atadın, sonra rotate tanımladın ve sonuçta tanımlanacak olan öğelere bağlı yapıyı da sorgulaman gerekiyor. Yani temeli bildiğimiz zaman orta seviye bir modeli geliş anını ve karar ne olacak? İfade kuyruğa girecek mi? Birincisi doluysa ikinci, bakın decide'ı decide dediğiniz zaman neyi belirliyor? Şimdi kasa 1 doluysa müşteri kasa 2'ye yönelebilir. Veya limanda gemi yanaşma alanı bak 1 doluysa limanda dak 1 doluysa dak 2'ye yanaşabilir gibi lojistik merkezinde stok yerlerinde, stok raflarında uygun yerlere yerleştirme söz konusu olabilir. İşte bu şekilde modelin nasıl oluşturulduğunu ve yorumlandığını yorumlamamız gerekiyor. Şimdi proses kısmı önemli burada. Proses kısmında neleri tanımlıyoruz? Tip, öncelik, büyüklüğü, gecikme tipi, maksimum değerleri. Bakın, prosesi doğru tanımlamamız lazım ve bunları geliş anını, sistemde geçen süreyi, kuyruk uzunluğunu, yani attribute name dediğiniz geliş anı, bakın aynı modeli görüyor musunuz? Tanımladığınız az önce geliş zamanı mı? Gelen tır geliş zamanı değil mi? Geliş zamanı aynısı değil mi? Hiçbir farklılık var mı? Excel'de yapılmış örnek üzerinden modellemenin yapıldığını görebilirsiniz. Ki bu şekilde geliş zamanı da, şimdi bir de bunu hatırlıyor musunuz? Madem hep arena gördük gördük diyorsunuz ya, ben de görenlere hatırlatmak için yazıyorum. Ne seviyede biliyoruz? Yazabilir misiniz? Arena bilen arkadaşlar. Bakalım neler yazacaklar. Evet arkadaşlar, hiç fikriniz yok mu? Yoksa açtık gittik mi? Bağlantı mı koptu? Dersle ilgili. Yani modellemeyi gerçekleştirirken bakın örnek olayları görün diye yansıtıyorum. Stok yönetiminde benzetim yaparsan talep ne yazıyor? 70 ile 150 arasında düzgün dağılıma uyacak. Tedarik süresi, kümülatif kesikliği dağılımı. Evet, sadece Batuhan yazdı. Başka arkadaşlar. Sipariş noktası, yeniden sipariş verme noktası, sipariş maliyeti, elde bulundurma, gecikmeli satış. Bakın, gecikmeli durum söz konusu olduğunda nasıl oluyor sorgulayacak bir benzetim modeli de
Benzetim zamanı, başlangıç envanter pozisyonu, başlangıç envanter miktar, gelen sipariş var mı? Gelen miktar var mı? Talep ne kadar? Talep karşılandıktan sonra envanterden düşecek bu miktar. 210'dan 110 çıkacak, 140 kalacak. Gecikmeli satış miktarı, sipariş verilsin mi? 140'a düştü. Yeniden sipariş verme noktası 150 olduğu için evet. Katılmayan arkadaşlar, o zaman arena yazanlar bugün, o zaman biz model yapısında stok yönetiminde farklı modelleri göz önüne alalım ve sorgulayalım birlikte. Ki bu şekilde şimdi stok yönetiminde oluşturulan modellerin niçin yapıldığını da yorumlamak ve sorgulamak gerekiyor. Ki şu an yansıyanı görüyorsunuz değil mi? Yani ne zaman gelecek? 250 110'u kullanıldı. Son envanter 140 geldi. Başlangıç envanter seviyesi. Benzetim zamanı 2'de. 140 hemen gelecek mi? Nereden bakacak? Tedarik süresi 2. Yani ikinci de karşılanacak. 390 aldı. Başlangıç envanteri 140. Gelen sipariş var mı? Şeklinde. Talep 131 geldi. Son envanter 9'a düştü. Ve 259 bitiş envanter pozisyonu 259. Ama gelen herhangi bir şey yok. Dikkat ederseniz neleri yazdı? Talebin dağılımını yazdı. Tedarik süresinin kümülatif olarak olasılıklarına bağlı olarak yazdı. Rastsal sayıları yazdı ve talebin bu rastsal sayılara göre ve tedarik sürelerinin bu sayılara göre hesaplandığını yazdı ve gösterdi. Kayıp satışlı, hatırlıyor musunuz bu modelleri? Üretim planlama ve kontrol aldınız mı? Şimdi kayıp satış, gecikmeli karşılama. Kayıp satış ve gecikmeli karşılama. Evet, Alaaddin arkadaşımız katkı sağlıyor. Diğer arkadaşlar da bakın, stop yönetiminde bir benzetim modeli oluşturmak ister isek amacımıza bağlı olacak şekilde neyi göz önüne alın dedik. Şunu dikkate alın dedik. Örnek olaylarda gecikmeli karşılama ve stok yönetiminde kayıp satış modellerini dikkate alın. Bu bize ne sağlayacak? Bu bize şunu sağlayacak arkadaşlar. Benzetim modelinde oluşturulan, bakın yansıda gözüken şu an kayıp satış. Sonra biz örnek olaylar içerisinde stok oldukça önemli olduğunu, maliyetinin önemli olduğunu, ham madde, yarı mamul, mamuller kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve ne kadar ne zaman sipariş edileceği ve eş zamanlı çözüm gerektiğini, emniyet stoğu talep genelde belirsiz olmasından dolayı önemli olduğunu, stokta bekletilen planlanandan fazla kullanılan stok rahatlatmak için bir kenarda stok tutulabilir, bağımlı ve bağımsız talep olabilir. Bunun önemli olduğunu ve stok pozisyonu eşittir eldeki miktar artı açık sipariş. Bakın, stok pozisyonu
formülasyonunu yazalım basitçe. Eşittir. Şuradaki miktar artı açık sipariş eksi rezerv olduğunu unutmayalım. Stok pozisyonu dediğimiz zaman bunun maliyetleri ne olacak? Elde bulundurma, elde bulundurmama, elde bulundurma, bulundurmama sipariş, sonuçta sipariş ve satın alma maliyetleri olacağını elde bulundurmama, sipariş ve satın alma toplam stok maliyeti. Şimdi son envanter miktarı 140 olmasına sipariş verilmemiş. 140 olmasına sipariş verilsin mi? Son envanter 140. Evet. Şimdi bir açıklayalım hepsini. Neyin nasıl çalıştığını tekrar gözden geçirelim mi hızlıca birlikte? Tamam. Şimdi yeniden sipariş noktası. Bakın şimdi stok yenileme politikaları yeniden sipariş noktası. Bir. İkincisi yeniden sipariş döngüsü. Bir diğeri ikisinin birleşimi. Melez. Hibrit melez olarak karşımıza çıkacak. Ve stok pozisyonu, bakın burada yazacağım ne olacak? Stok pozisyonu R, yani R olarak R sipariş seviyesi olacak. R sipariş seviyesi. Bunları üretim plandan ve kontrolden de bildiğinizi kabul ediyorum. Q sipariş miktarı. Bunu da bilmiyorum deyin. L tedarik süresi. Bunlar önemli mi? Sipariş süresi, temin süresi ayrı bir şey, tedarik süresi ayrı bir şey. Ama siz gene temin süresi deyin. Hemfikir olalım. Şimdi yeniden sipariş noktası dediğiniz zaman ne oluyor? Şöyle ifade ediliyor. Stok pozisyonu sipariş seviyesiyle ifade edilen bir değere düşerse yeniden sipariş noktası denir ve yeni bir sipariş açılır. Bu sürekli gözlem stok yenileme politikasıdır. Periyodik gözlem dediğinizde burada önemli olan periyodik yeniden sipariş döngüsü. Şimdi periyodik gözlem olarak da karşımıza çıkar. Üretim planlama kontrolde de bunu biliriz. T periyodu gösterir. Periyot. T hedef hedef seviyesi. I stok pozisyonu. Q eşittir. Q eşittir. T eksi
bir olarak i olarak adlandırılır. Yani hesaplanan değerde az önce Q olarak yazdığımız sipariş miktarı eşittir hedef stok seviyesi eksi stok pozisyonudur. Şimdi gelelim arkadaşımızın sorduğu soruya. Ne dedi? Çalıştırdığımız modelde başlangıç stok pozisyonu, başlangıç envanter miktarı, başlangıç envanter pozisyonu, başlangıç envanter, gelen sipariş var mı? Talep, son envanter, kayıp satış, sipariş verildi mi? Sipariş verildi mi? Bitiş envanter pozisyonu, tedarik süresi. Ciddi mi söylüyorsunuz? Anladım şimdi derken. Elde bulundurma maliyeti, sipariş maliyeti, elde bulundurmama maliyeti. Evet. Toplam maliyet yani sürekli gözlemli kayıp satışlı modelde. Şimdi aynı modeli şimdi farklı örnek değerler için çalıştırdığımız başlangıç envanter pozisyonuna göre çalıştırıldığı takdirde modelin de şimdi ne yapıyor? 250 gelen sipariş var mı? Talep ne kadar? Sipariş verildi mi? Evet ya da hayır. Sipariş verilsin mi? Evet dersek elde bulundurma kalan miktarının bitiş envanter pozisyonu. Şimdi burada şu karmaşıklık dikkatimizi çekecek. Başlangıç envanter seviyem oldukça düşük olabilecek. Başlangıç envanter pozisyonundaki değer envanter miktarı dikkat ediyor musunuz? Sıfırlara düştüğünde vermem gereken sipariş miktarının başlangıç stoğunu karşılayacak şekilde olmasına dikkat etmem gerekiyor. Ve Q neydi? Sınavda Q vereyinin ne olduğunu soralım mı? Sınav sorusu olsun mu? Stok yönetiminde Q sipariş miktarı R tamam, Q'ya sipariş miktarı dedin. Quantity miktar demek zaten. Evet, R reorder point olarak geçiyor. Bunu unutmayın. Yani yeniden sipariş noktası. R olarak adlandırılan yeniden sipariş noktası. Kimler üretim planlama kontrol almadınız mı hiç ya? Almadınız tabii. Üçüncü sınıftasınız. Ve farklı yeniden sipariş noktasına göre de stok yönetiminde niye aramaya çalışırsınız? Bakın, benzetim modelinde ne aranır stok yönetiminde? Bakın. Yönetiminde aranan ne oluyor? Farklı Q ve R değerleri için en düşük maliyet aranır. Yani ne aradığını lütfen dikkat edin. Stok yönetiminde ama nerede? Sürekli gözlemli kayıp satışlı. Bakın model
kayıp satışlı olduğunda niye arıyor? En düşük maliyeti Q ve R değerleri için en düşük maliyeti arıyor. Şimdi başka bir model var şurada. Talebin gecikmeli karşılama talebin gecikmeli karşılama durumunda stok kontrol benzetimi. Şimdi burada önemli olan ne olacak? Başlangıç stoğu var, sipariş miktarı var. Yeniden evet, bağlantıda herhangi bir problem var mı arkadaşlar? Şu an bağlanmaya çalışıyorum. Bakın, demek ki şu an sesim geldi herhalde. Tekrar döndük. Bir bağlantı sorunu yaşayabiliriz demiştim. Ama ucuz atlattık. Demek ki stok kontrol yazarken ben de buradan geçti. Stok kontrol benzetiminde neleri modeli kurabilmek için nelere bakmak gerekiyor? Şimdi talep dağılımı olması gerekiyor mu? Talep dağılımı olması gerekiyor. Sonra tedarik süresi dağılımı olması gerekiyor mu? Olması gerekiyor. Başlangıç stoğu olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Sipariş miktarı olması, yani biz buna ne demiştik? Q değeri örneğin 5. Sipariş miktarı 5. Yeniden sipariş noktası olması gerekiyor mu? Yani reorder point. Örneğin 3'ün altına düştüğü zaman yeniden sipariş noktası. Ve modeli oluşturmaya ilişkin, evet, Alaaddin destekliyor bizi. Maliyetler de düşünülmeli mi? Yani sipariş maliyeti ne olacak? Sipariş elde bulundurma durma ve gecikmeli karşılama maliyetleri göz önüne alınmalı ve dikkate alınmalı ve hesaplanan değerde de yeniden sipariş noktası için stok yönetimi benzetim modelinde de şimdi bakarsanız, evet, farklılık ne oluyor? Farklılığın, yani bir önceki ile bir sonrakinin farklılığında yok satma maliyeti, gecikmeli karşılama. Özet olarak şunu bilin dedik. Bunları niye tek tek yazdım?
Lütfen not alın. Stok kontrol benzetiminde olması gerekenler neler? Talep dağılımı, tedarik süresi dağılımı, başlangıç stoğu, sipariş miktarı, yeniden sipariş noktası ve maliyetler olmalı ki benzetim modeli, yani sizin stok kontrol, stok yönetiminde bir benzetim modeli kurabilmeyi amaçlıyor iseniz bunları göz önüne almanız gerekmektedir. Aksi takdirde bunları göz önüne almazsanız modelin oluşturulmasında yanlışlıklar, önceden rezerv olan miktara gerek var mı? Kendi fikrim mi yoksa rezerv miktarı söylediğin? Bakın, sadece benzetim modelini şimdi farklı modeller de oluşturulduğunda rezerv miktarı başlangıç rezervden kastettiğin ne oluyor? Başlangıç stok miktarı yeterli olmuyor mu? Önceden sipariş verilmiş olana tekrar rezerv ayırma söz konusu olur mu? Değişik bir soru oldu. Evet, diğer arkadaşlar da dinliyor mu? Sessiz, sakin, tatil modundayız. Herhalde bulunduğunuz yerlerde havalar çok mu sıcak? Herkes dersin saati de hiç kimse de ders ile ilgili yazmıyor. Dersi açıyoruz, bir yere mi gidiyoruz? Evet. Uğur dinliyor. Diğer arkadaşlar da durumlar nasıl? Evet. Bana o zaman şöyle bir atölye tipi üretim. Evet. Sisteminde benzetim uygulaması nasıl yaparsınız? Yazabilir misiniz? Siz dinliyorsunuz. Evet, şimdi mi?
önceden sipariş verilmiş olana tekrar rezerv ayırma söz konusu olur mu? Değişik bir soru oldu. Evet, diğer arkadaşlar da dinliyor mu? Sessiz, sakin, tatil modundayız. Herhalde bulunduğunuz yerlerde havalar çok mu sıcak? Herkes dersin saati de hiç kimse de ders ile ilgili yazmıyor. Dersi açıyoruz, bir yere mi gidiyoruz? Evet. Yeterli olmuyor mu? Önceden sipariş verilmiş olana tekrar rezerv ayırma söz konusu olur mu? Değişik bir soru oldu. Evet, diğer arkadaşlar da dinliyor mu? Sessiz, sakin, tatil modundayız. Herhalde bulunduğunuz yerlerde havalar çok mu sıcak? Herkes dersin saati de hiç kimse de ders ile ilgili yazmıyor. Dersi açıyoruz, bir yere mi gidiyoruz? Evet. Uğur dinliyor. Diğer arkadaşlar da durumlar nasıl? Evet.